13. işaret. Mu'cizat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hem mütevatir hem misalleri pek çok bir nevi dahi hastalar ve yaralılar nefesi mübarekiyle şifa bulmalarıdır. Şu nevi mucize-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm nev'i itibariyle manevi mütevatirdir. Cüz'iyatları bir kısmı dahi manevi mütevatir hükmündedir. Diğer kısmı ahadi ise de ilmi hadisin mudakkik imamları tasih ve tahric ettikleri için kanaat-ı ilmiye verir. Biz de pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz. Birinci misal. Allame-i Mârib Kadı İyaz, Şifa-i Şerif'inde ulvi bir anane ile ve müteaddit tariklerle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hadimi ve bir kumandanı ve Hazreti Ömer'in zamanında orduyu İslam'ın başkumandanı ve İran'ın fatihi ve Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazret-i Sa'd İbn-i Ebî Vakkas diyor: Gazve-i Uhud'da ben Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanındaydım. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o gün kavsı kırılıncaya kadar küffara oklar attı. Sonra bana okları veriyordu. At diyordu. Nasılsız, yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi ve bana emrederdi: at. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçardı. Küffarın cesedine yerleşirdi. O haldeyken Katâde İbni Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş, gözünü çıkarıp gözünün hadakası yüzünün üstüne indi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirip iki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu. Şu vaka çok iştihar etmiş. Hatta Katade'nin bir hafidi Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldiği vakit kendini şöyle tarif etmiş: Ben öyle bir zatın hafidiyim ki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa buldu. En güzel göz o olmuş diye nazm suretinde Hazreti Ömer'e söylemiş, onun ile kendini tanıttırmış. Haşiye: Enebnullezî sâlet alel haddi aynuhu feruddet bi keffil Mustafa ahsener raddi fe'adet kemâ kânet li evveli emriha feyâ husnemâ aynin ve yâ husnemâ raddin. Hem nakli sahih ile haber verilmiş ki meşhur Ebu Katade'nin Yevmizi Karat denilen gazvede bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mübarek eliyle meshetmiş. Ebu Katâde der ki: Katiyen ve asla ne acısını ve ne de cerahatini görmedim. İkinci misal. Başta Buhari ve Müslim Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki Gazve-i Hayber'de Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Ali'yil Haydari'yi bayraktar tayin ettiği halde Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm tiryak gibi tükrüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber kalasının pek ağır demir kapısını çekip elinde kalkan gibi tutup Kalay Hayber'i fethetti. Hem o vakıada Seleme İbni Ekva'nın bacağına kılınç vurulmuş, yarılmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona nefes edip birden ayağı şifa bulmuş. Üçüncü misal. Başta Nesai olarak Erbab-ı Siyer Osman İbni Huneyf'ten haber veriyorlar ki Osman diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına bir ama geldi, dedi: Benim gözlerimin açılması için dua et. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona ferman etti: Fentalik ve tevadda thumma salli rak'atayn ve kul Allahumme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyi Muhammedin nebiyyir rahme ya Muhammed inni eteveccehu bike ila rabbike en yekşife an basari Allahümme şeffi'hu fi. O gitti, öyle yaptı, geldi. Gözü açılmış, güzel görüyormuş, gördük. Dördüncü misal. Büyük bir imam olan İbn Vehb haber veriyor ki Gazve-i Bedir'in 14 şehidinden birisi olan Muabbiz İbn Afra Ebu Cehil ile dövüşürken Ebu Cehil-i Lain o kahramanın bir elini kesmiş, o da öteki eliyle elini tutup Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü, birden şifa buldu. Yine harbe gitti, şehit oluncaya kadar harp etti. Hem yine İmam-ı Celil İbn Vehb haber veriyor ki, o gazvede Hubeyb İbn Yesaf'ın omuz başına bir kılıç vurulmuş ki, bir şakkı ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte şu iki vakıa çendan ahadidir ve haberi vahittir. Fakat İbn Vehb gibi bir imam tasih etse, Gazve-i Bedir gibi bir menba mucizat olan bir gazvede olsa, hem bu iki vakıayı andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu iki vakıa kat'î ve vakidir denilebilir. İşte ehadisi sahiha ile sübut bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mübarek eli ona şifa olmuş. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakati var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ sırrıyla, aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَاَنْشَقَّ الْقَمَرْ nasıyla, aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el, çeşme gibi 10 parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el, ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya, ahbab içinde o elin avucu, küçük bir zikirhane-i sübhanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse, zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı, küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki, içine taş ve toprak girse, gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı, küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit, kameri parçalayıp, Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit, Âb-ı Kevser akıtan, 10 musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli, böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-i Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Bir sual, deniliyor ki, sen çok şeylere mütevatir dersin. Halbuki biz onların çoğunu yeni işitiyoruz. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz. El-Cevap, ulema-i şeriat yanında çok mütevatir ve bedihi şeyler var ki, onlardan olmayana göre meçhuldür. Ehli hadis yanında da çok mütevatir var, sairlerin yanında ahadi de olmuyor ve hakeza. Her fennin ehli ihtisası, o fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan edilir. Umum halk ise o fennin ehli ihtisasına itimat eder, teslim olur veya içine girer, görür. Şimdi haber verdiğimiz hakiki mütevatir veya manevi mütevatir veya tevatür hükmünde kat'iyeti ifade eden vakalar, hem ehli hadis, hem ehli şeriat, hem ehli usulü din, hem ekser tabakat-ı ulemada hükmünü öyle göstermiş, gaflette bulunan avam veya gözünü kapayan nadanlar bilmezlerse, kabahat onlara aittir. 5. misal, İmam-ı Bagavi, tahrici ve tashihi ile haber veriyor ki, Ali İbnil Hakem'in Gazve-i Hendek'te küffarın darbesiyle ayağı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mesetti, dakikasında öyle şifa buldu ki, atından inmedi. 6. misal, başta İmam-ı Beyhakî, ehli hadis haber veriyorlar ki, İmam-ı Ali gayet hastaydı. Izdırabından kendi kendine dua edip inliyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm geldi, dedi, Allahümme şfihi ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dokundu, kalk dedi. Birden şifa buldu, İmam-ı Ali der ki, ondan sonra o hastalığı hiç görmedim. 7. misal, Şurahbil el-Cuhfi'nin meşhur kıssasıdır ki, avucunda etten bir ur vardı ki, kılıncı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, eliyle avucundaki uru mesh etti ve mübarek eliyle ovdu. o urdan hiçbir eser kalmadı. 8. misal, 6 çocuğun her biri ayrı ayrı birer mucize-i Ahmediye'ye mazhar oldu. Birincisi, İbn Ebi Şeybe, muhakkik-i kamil ve muhaddis-i meşhur, haber veriyor ki, bir kadın bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı, konuşmuyordu. Aptal idi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir su ile mazmaza etti, elini yıkadı, o suyu kadına verdi. Çocuğa içirsin, ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki ukala-i nas'ın fevkine çıktı. İkincisi, nakli sahih ile Hazreti İbn Abbas demiş ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu, birden çocuk istifra etti, içinden küçük hıyar kadar siyah bir şey çıktı, çocuk şifa bulup gitti. Üçüncüsü, İmam-ı Beyhakî ve Nesai nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Muhammed İbn-i Hâtib isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş, bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm meshedip tükrüğünü sürdü, dakikasında şifa buldu. Dördüncüsü, büyümüş, fakat lisanı yok. Büyükçe bir çocuk, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş. Ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk, "Ente Resûlullah" deyip tekellüme başlamış. Beşinci çocuk, alem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'la mükerrer surette müşerref olan Celaleddin-i Suyuti ve asrın imamı, tahriç ve tashih ile Mübarek-ül-Yemame ismiyle meşhur bir zatı, daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona müteveccih olmuş. Çocuk tekellüme başlamış. "Eşhedü enneke Resûlullah" demiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "Bârekallah" demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucize-i Ahmediye'ye ve Bârekallah dua-i nebevisine mazhar olduğundan Mübarek-ül-Yemame ismiyle şöhret bulmuş. Altıncı çocuk, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "Allahümme kta' eterah" demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. Yedinci çocuk, çocuk tabiatında hayasız bir kadın, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemek yerken lokma istemiş, vermiş. Demiş, "Yok, senin ağzındakini istiyorum." Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın, o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi oldu. İşte bu 8 misal gibi 80 değil, belki 800 misalleri var. Çoğu kütüb-ü siyer ve ehadiste beyan edilmiştir. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mübarek eli, Hakîm-i Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükrüğü Hazreti Hızır'ın âb-ı hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi mededres ve şifaresan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a hadsiz müracaatlar olmuş, hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler, cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahmanil Yemani, katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ne kadar mecnun gelmişse, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm sinesine elini koymuş ise, katiyen şifa bulmuştur, şifa bulmayan kalmamış. İşte asr-ı saadete yetişmiş böyle bir imam, böyle kat'î ve külli hükmetmişse, elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki, illa şifa bulmuş, madem şifa bulmuş, elbette müracaatlar binler olacaktır.